Örsev Örgü kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü örneğimiz. Umarım hoşunuza gider. Örneklerimiz dörder ilmekten oluşuyor. Hep birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlere 3 örnek üzerinden göstereceğim. 26 ilmeğe ihtiyacımız var ve 26 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Her zamanki gibi kısa tarafı baş parmağıma bu şekilde çapraz yaptım ve içinden alıyorum. Altı ilmek atıyoruz. 26 ilmeğimi attım. Bir de düğüm attım. Ve şişimi çıkarıyorum. Direkt lastik örmeden başlıyorum. Siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Hatta yapmayabilirsiniz de. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğim ters. Ters. 2 ilmek ters. Şimdi 4 tane düz. 1 2 3 4 ve 4 tane ters. 1 2 3 4 4 ters. 1 2 3 4 düz. Tekrar 4 ters, 1 2 3 4 1 2 3 4 ve 2 ilmeğim ters. 1 2 ve son ilmeğimi de örerek aldım. Arka yüzümüzde düzler düz, tersler ters olarak tamamlanacak. Düzler düz, tersler ters. 1, 2, 3, 4. Düzlerimi de bu şekilde 1, 2, 3, 4. Ne görüyorsak o şekilde tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Ön yüzümüze geçtik. Bir tersimi örüyorum. İkinci tersimi sol taraftaki düzle yer değiştiriyorum. Ve tek tek örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Tersin yerini değiştirmiştik. Ters örüyorum. Ve 2 ilmek düzümü ördüm. Şimdi tersi arka taraftan ön tarafa alıyorum ve ters olarak örüyorum. Düzümü düz olarak örüyorum. Aradaki iki tersimi ördüm ve düz ilmeğimi ön tarafa alıyorum. Düz olarak ördüm. Arkadakini ters ördüm. Ortadaki iki ilmeğim düz. Sonuncu düz ilmeğimi yer değiştirerek öreceğim. Ve ters. Düz. İki ters. Sonuncu tersimi düzün arkasına alıyorum. Ortadaki iki ilmeğim düz. 1 2 ve yine yer değiştiriyoruz. Ters ve bitirdim.
Arka yüzümüzde yine tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Yerleri değişmiş şekilde. Ters, düz, düz görüyoruz, düz. Ters, düz. Bu şekilde tamamlıyoruz arka sıramızı. Arka sıramızı tamamladık. Yine ön taraftayız. İlk ilmeğimi boşaldım. Düz ilmeğimi ters ilmeğimin ön tarafına geçiriyorum. Aldım. Tersimizi ters örüyoruz. İlmeklerin yerleri değişiyor ama neyse o şekilde kalıyor. Ortadaki iki ilmeğim düz. Daha önceki tersim ve yine tersimi ön tarafa arkadan alıyorum. Düzümü düz olarak ördüm. Ters ve yine kaydırıyoruz. Yer değiştiriyoruz, pardon. Ters olarak örüyorum. Ters olarak aldım. Önceki yer değiştirdiğimi de aldım. Ortadaki iki ilmeğim yine düz. Bir önceki tersim ve son yer değiştirme işlemimiz. Arka tarafta yine aynı şekilde düz görüyorsak düz, ters görüyorsak ters olarak örüyoruz. Ters. Düz. Ters. Ters. Düz. Düz. Ne görüyorsak o şekilde devam edelim. Arka sıramı tamamladım. Ön yüzümüzdeyiz. Birinci örneğimiz bitti. Şimdi ikinci örneğimizi yapacağız. Örneklerimizin yerleri değişecek. Burada olan örneğimiz bu kısma kayacak. Bu şekilde. Bunun için de bu iki düzün sağındakini ve solundakini ters öreceğiz düzle birlikte. İlk başlangıcımızda iki tersimiz vardı. Şimdi iki düzümüz var. İki düz. 4 tane ters. 1 2 3 4 2 düz, 4 ters ve bu kısma 4 tane düz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Örneklerimiz yer değiştiriyor böylece. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4 ve sonda 2 düz. Arka tarafta ne görüyorsak onu örüyoruz. Düzler düz, tersler ters. Ve 4 tane düz.
Tersleri de ters örüyoruz. Yer değiştirdim. Tersimi yine ters aldım. Düzümü düz aldım. Ortada bir, iki tane tersim. Yine burada sağa kaydırıyorum bu sefer ilmeğimi. Düzümü düz aldım. Tersimi ters aldım. Ortadaki iki tane ilmeğim düz. Ve sondaki ilmeğimi tersle yer değiştiriyorum. Aynı başlangıçta yaptığımız işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Artırma, eksiltme yok. Sadece ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz bu örnekte. Arka yüzümüzü ne görüyorsak o. Örnekte tamamen o şekilde gidiyor. Bu örneğimiz de bu şekilde devam edecek. Örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Anlaşılmayan noktalar varsa videonun yorum bölümünde sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Abone olmayan arkadaşlarım da abone olurlarsa çok sevinirim. Umarım örneğimi beğendiniz. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.